Yerde iğne yaptırmak yasal değil ve bunun yol açabilecekleriyle ilgili bir haber var sırada. Bir eczanede iğne yaptıran Sevgi Keskin hastanelik oldu. İğnenin tahribatına antibiyotik tedavisi işe yaramayınca ameliyat olmak zorunda kaldı. Bel ağrısını hafifletmek için iğne yaptırdı, sağlığından oldu. Sevgi Keskin yasal olmadığı halde bir eczacıya iğne yaptırdı. Baktım ki belime ve kalçamın tüm kısmına doğru kan deri altından sızmış. Hani hemen bir krem sürüldü. Sonrasında buz koymamı istedi ve bununla birkaç gün geçeceğini Hatta bir haftaya kalmaz geçer dedi. İkinci günde çok şiddetli bir ağrıyla ben uyandım ve bunun sonrasında hastaneye acile gittim. Orada enfeksiyon oluştuğunu, yanlış bir enjeksiyon yapıldığını, yanlış yere yapıldığını söylediler. Olay İstanbul Zekeriya Köy'deki bir eczanede 22 Haziran'da yaşandı. Eczacı S.U.K.'nin yaptığı iğne sonrası enfeksiyon oluştu. Sevgi Keskin tedavi görmeye başladı. 40 antibiyotik iğnesi oldu. Ağır doku kaybı meydana geldi. İyileşemeyince ameliyat edildi. 40 tane ilaç yazıldı bana antibiyotik iğne. Bunu damardan e, 6 saatte bir günde 2 tane damardan alıyordum serum yoluyla. Kötüleşmeye başlayınca bunun ameliyat olması gerektiğini söylediler. 20 santime yakın bir dikişim var. 20 gün bir istirahatim ve şu an hani yürümede ayakta durduğum zaman fazla hem belimde ağrı ayağımda da çekme yapıyor. Eczanelerde enjeksiyon yapılması yasak. Çok eskiden sağlık kuruluşlarının çok az sayıda olduğu zamanlarda e, hastanın ihtiyacını karşılamak için enjeksiyon yaptığımız dönemler oldu. Ancak günümüzde bu imkanlar çok daha yaygın olduğu için artık bu kural çok daha net bir şekilde denetleniyor. Ben bir hata yaptım yapılmadığını bildiğim halde gittim. benim gibi bir giden birçok insan var aslında Burada kolayına gelip e, hani eczanede yaptıran insanlar var onu biliyorum. Sevgi Keskin eczacı SUK'den şikayetçi oldu. İstanbul Eczacılar Odası da devrede. Hastanın şikayeti bize de ulaştı. Biz bununla ilgili incelemeyi başlattık. İncelememizi tamamlayıp raporumuzu İl Sağlık Müdürlüğü ile paylaşacağız. Zaten kural koyucu olan İl Sağlık Müdürlüğü olduğu için onların değerlendirmesi sonucu ortaya çıkacak. Uzmanlar uyarıyor. İğne yaptırmanın en güvenli yeri hastaneler ya da aile sağlığı merkezleri.